Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizde görüşmelerini kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunla sunuşturuşumuz. Kanalımızda kıtanlar ekranımız olsun. Kazakistan hükümeti halkının narazılığı sebeplik istifa verdi. Kazakistan Prezidenti Jomart Tokayev bugün ettiğin hükümetine tarqıtıtış hakkıdaki prezident buyruğuğu imza koydu. Reuters agentliğinin bu haqtaki haberde bildirilişçe, Kazakistan yıkılgı bahasının ösüşü sebeplik kilip çıkan kan kölemlik namayiş Almuta şehrige kengaygen bulup, Prezident Tokayev bugün seherde 728. numurluk prezident buyruğuğu imza koyup, növetteki hükümetine emelden kaldırgan. Kazakistan hükümeti 1. yanvardan başlap yıkılgı bahasına koyulgan çeklimini bikar kılgan bulup, bu yıkılgı bahasının bir hesseden artık ösüp gitişini keltürüp çıkargan. Bunun bilen Kazakistan'dan her kaysa caylarda narazılık namayışı götürülgen bulup, hatta almutıgıç kinaygen. Karşılıklar neticesi de Kazakistan hükümeti tünügün keşte yıkılgı bahası çeklimisini kaytıdın eslige keltürüşkü mecbur bulgan. Tokayev bugün ettiğin yine Almuta şehri bilen Mangistav oblastının iki haftalık ciddi haletki kirdiğallıkını ilan kılgan bulup, buyruğa esasen keçidi yürüyüş, çok kölemlik yığılış meni kılını diken. Bildirilişçe Tokayev'nin hükümetine emelden kaldırış buyruğu imza koygan vakittin tartıp küçüge ige bolu diken. Yeni kabinet teşkillengüçe hükümet hadimleri öz vazifesine devamlık ada kılı diken. Arap İslam dünyası üçün Şarkı Türkistan hakkında çok tipteki muhakeme yığını ötküzüldü. 4. yanvar İstanbul'da Arap İslam dünyasına kartılgan Şarkı Türkistan Müslümanları sistemilik irki kırgınçılık teması da çok tipteki muhakeme yığını ötküzüldü. Mezkur muhakeme yığını Halkara Münasebetler Akademiyası, Halkara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği, İslam ve Halkara Münasebetler Tetkikat Merkezi Katarlık Organ Teşkilatlarının hemkarlığı da oranlaştırılgan bulup, İstanbul'un Yeni Bosna rayonuna caylaşkan Goryon Mihmanhanısı da ötküzülgen. 4 saatten artık devamlaşkan Arap tılda ötküzülgen muhakeme yığınığa her kaysa sahelerdeki tetkikatçılar, akademikler, siyasetçiler ve akbaratçılar katnaştı. Muhakeme yığını iki baskıç boyunca ötküzülgen bulup, 1. baskıçlık yığınığa Halkara Münasebetler Akademiya Reisi Dr. İsam Abdüşşakir riyasetçilik kıldı. Muhakeme yığını da aldı bilen Türkiye İnsani Yardım Vakfı'nın reis vekili Hüseyin Oruç söz kılıp, özünün ilgiri Şarkı Türkistan'ı ziyaret kılgallıkı, Şarkı Türkistan'ın bir İslam tüprükü ikerliki, muhacirettiki Uygur perzentlerini terbiyeleşke Allahide ehmiyet biriş kireklike katarlık noktalar boyuca kıskıçı tohtulup öttü. Arkasından İslam dünyası meseleleri tetkikatçısı Dr. Emel Halipe Hanım Şarkı Türkistan'ın haritesi hakkında malumat teması da söz kılıp, Şarkı Türkistan'ın coğrafyalik alahidilikini, şundakla İslam dünyası ve Ottura Asya'daki stratejiyelik oranını tonuşturdu. İnsan hakları ve Hıhtay Arap Elleri Münasebeti tetkikatçısı Muhammed Emin Uygur, Şarkı Türkistan Müslümanları, irki kırgınçılık haritesi ve insaniyetke karşı cinayet teması da söz kıldı. O sözü de Hıhtay'nın Şarkı Türkistan'da icra kılvatkan İslam'a, Müslümanlar'a karşı bastırış siyasetini, növette sistemilik icra kılvatkan irki kırgınçılık cinayetini paketlik halde düşendürüp öttü. Asallık Müslümanlar Merkezi Türkiye Şöbesi'nin müdiri Dr. Muhammed Sefer, Şarkı Türkistan Müslümanları yıltız ve özgertiş teması da söz kılıp, Şarkı Türkistan'ın 10. esirden biri İslam tüprükü bulup kelgenlikini, bu zamanda Türk halkının yaşap kelgenlikini, Hıhtay bilen Türklerinin tarihten biri öz ara uruş kılıp kelgenlikini, Hıhtaylarının Türklerden korkup sedicin sepilini salgallıkını bayan kılıp öttü ve Şarkı Türkistan meselesi de Türkiye ve İslam dünyasının muhim rol ilişi kireklikini takitledi. El Cezire kanalı Pakistan işhanısının sabık müdiri Dr. Ahmet Mukif Zeydan, Afganistan'daki özgürüşler ve onun Şarkı Türkistan reallıkı bulgan tesiri teması da söz kıldı. O, özünün Tunciktim Türkistan Keçileri namlı kitabını okuş arkalık Şarkı Türkistan bilen tonuşkallıkını, Afganistan'daki özgürüşlerinin Şarkı Türkistan'ın nöbetteki ve kelgüsüdeki vaziyetteki bulgan tesirini, Taliban İslam Emirliki kurulgan dinkin Hıhtay'nın çigra vaziyetinin katlık endişe kılgallıkını düşendürüp öttü. Muhakeme yığınının 1. baskıcı ahırlaşkan dinkin, mütehessisler katnaşkıçılarının Şarkı Türkistan'a alakadar bir kısım suallarına cevap verdi. 2. baskıçlık yığınğa Şarkı Türkistan Akbarat ve Medya Cemiyeti Reisi Abdülvaris Hoten riyasetçilik kıldı.
İkinci basquşta aldı bilen Xalqara Şarqi Türkistan Teşkilatlar Birliki Reisi Hidayetullah Oğuzxan söz kılıp, bugünkü muhakimi yığınının Xitay Şarqi Türkistan'da irqi qırğınçılıq yürgüzüwatqan bir paytta ötküzgenlikini, Şarqi Türkistan'nın ilgiri müstakil bir devlet ikenlikini, Xitay Şarqi Türkistan'a tajavuz kılıp kirgenden beri qırğın qilishini davalaştırıpla kalmay, yakınkı yıllardan beri cinayetlerini tıxımı iğırlaştırğanlıqını bayan kılıp ötti. Şundakla, Şarqi Türkistan meselesini garip elleri kün tertifke keltürgen bolsu mu, İslam dünyasının sükut kılıvatkallıkını, İslam dünyasının kırımdaşlık mesuliyetini ada kılışını ümit kılıdıgallıkını təkitledi. Arkadın advokat, Xalqara Kanun mütexessisi Doktor Tarık Şendep, Şarqi Türkistan'ın kelgisi üçün təklip timisidi söz kılıp, növette Xalqara cemiyetinin Xitayının Şarqi Türkistan'daki irqi qırğınçılık cinayetigi şahit bolvatkallıkını, Xitayning kişilerge cismani cihetlilə emas, ruhi cihetlinmu tasavvur qılğısız qiyin qıstaq usullarını qollanıwatqanlıqını, bununğa müsulmanlarning dini qırındaşlıq nuqtısıdılə emas, insani nuqtadan hisdaşlıq qilishi kerekligini bildirdi. İslam Tadqiqati ve Xalqara Meseleler Merkezining müdiri Doktor Sami Aryan, Şarqi Türkistanning kelgüsi strategiya tasavvuri temasida söz qıldı. O, Xitayning Şarqi Türkistandagi cinayetlerinin yeni mesele emaslıqını, belki bunu tarihten beri tekrarlap kelgenlikini, Xitayning öz cinayetlerini xalqara cemiyet muhitidin paydalanıp davomlaştırayotganlıqını, Xitayning İslam dünyasına bolgan yakınçılıqdaki haqiqi maqsadini tonup yetişkerekligini ta'kidledi. Şarqi Türkistan Ulamalar Birliginin muavin reisi Ustaz Sirajiddin Azizi, Şarqi Türkistan meselesinde Arab medialarının rolü, baha ve talepler temasida söz kılıp, Xitay rejiminin Arab ve İslam dünyasındaki teşviqat vasıtalarında Uyghurlarını terörçi kılıp körsütüwatqanlıqını, emeliyette Xitayning Şarqi Türkistan'da irqi qırğınçılık cinayetini davamlaştırıwatqanlıqını, İslam dünyasının bolsa Xitayning cinayetlerge sükut kılıwatqanlıqını, İslam ellerinin bu meselege ciddi qarap öz mesuliyetini ada kılış kerekligini bildirdi. Ahırda mütexessisler qatnaşquchilarning yana bir qism suallarga cevap berdi. Ahırda İstanbul şehirlik hükümetinin sabık reis meslehetçisi, akademik Müfit Yüksel söz kılıp, Şarqi Türkistan'ın şanlıq tarihini, Uyghurlarının tarihten beri türlük İslam dünyasında oynayan muhim rolünü, her kaysı sahelerde kolgu keltürgen uhtukları ve töhbelerini tonuşturup ötti. Bu kıtımlık muhakimi yığını El Cezire, Vatan Katarlık danlık Arapçı kanallarda, şundakla bir kısım Arapçı sahipilerde tarkıtılgan bulup, Şarqi Türkistan meselesini Arap İslam dünyasını tonuşturuşta muhim ehmiyetke iki ihkellike takitlenmekte. Xalqaralıq kanallarının Beijing Olimpikini tarqıtışığa qarşı namayış ötküzildi. Amerikanın danlıq televiziya kanalı NBC'nin Washington'daki merkezide narazılıq namayışı ötküzülüp, Beijing kışlıq olimpik müsabıqısını baykut qilish haqqında çaqırıq qilindi. Amerikanın NBC kanalı kilişimge asasen, kiler ayda başlandıgan Beijing kışlıq olimpikini ulap tarqıtıdıgan bulup, 4 yanvar Dünya Hareket Günü münasibeti bilen Washington'daki NBC haber kanalının merkezi aldıda, Beijing kışlıq olimpik müsabıqısını baykut qilish çaqırıqı ilan qilindi. Faaliyetke Uygur, Tibet ve Hong Kongluklar birlikte iştirak kılgan. Aslında Amerika, Türkiye ve Avrupa'daki Şarqi Türkistan teşkilatları, şundakla başka insan hakları teşkilatlarından bulup 200'ye yakın organ Beijing Kışlık Olimpik Müsabıkısını baykut kılış hakkıdaki mektupka imza koygan bulup NBC kanalıga tapşırıp vermekçi bulgan. Bırak NBC kanalının merkezige kirişke ruhsat kılınmıgallıkı sebeplik, narazılık mektubi NBC kanalı merkezi aldı da ilan kılıngan. Amerika'da faaliyet kılıvatkan Uygur Hareketi Teşkilatı'nın reisi Roşen Abbas Hanım narazılık mektubunu okup, NBC kanalıga okşaş şirket organlarının pulga bekrek köngül bölüdüğallıkını, Beijing kışlık olimpiki ötküzülüvatkan bir peyitte, Xitay rejiminin Şarqi Türkistan'da irqi qırğınçılık yürgüzüvatkanlıkını, Hong Kongluklarını, Tibetlerini bastırıwatkanlıkını kayıt kılıp ötti. Şundakla Beijing kışlık olimpikini baykut kılışkı çakırık kıldı. Mälum bolışça NBC kanalı 2014 yılı 7 milyard 750 milyon dolar sarıp kılıp, 2023 yılgıcı ötküzüldüğün barlıq olimpik tenherket müsabıqılarının tarqıtış hukukını sitip alğan. Bunundan ilgirmo bir kısım insan hakları teşkilatları NBC kanalını Beijing kışlık olimpikine tarqatmaslıqı çakırgan idi. Şundakla insan hakları faaliyetçileri, Xitay Uygurlarga irqi qırğınçılık yürgüzüvatkan,
Tibetlerine kent kölemlik bastırvatkan bir mezgilde taratkularının Xtay rejimiği yardımlaşıp Beijing kışlık olimpik tenherket musabıqısının güzel obrazını tiklemekçi buluşu akılgi sığmaydı o degen idi. NATO Taşkı İşler Ministerleri yığını çakırmakçı. Şimali Atlantik Ehdi Teşkilatı 7 yanvar Taşkı İşler Ministerlerinin pevkuladı yığını çakırmakçı. Şimali Atlantik Ehdi Teşkilatı tarafından ilan kılınan bayanatta bildirilmişçe, NATO Taşkı İşler Ministerlerinin 7 yanvar çakırıldığın sınırlık pevkuladı yığında, Rusya'nın yıkındın buyanka Ukrayna çigrası da koşun oruluşturuşudun kiyin kilip çıkan halkaralık sürküliştin sırt yana, tıkımı kendairde Avrupa'nın bir hatarlık meselesi müzakere kılınırken. Bu haqtaki haberlerde kayıt kılınışça, Şimali Atlantik Ehdi Teşkilatı Taşkı İşler Ministerleri yığını, 10 yanvar Amerika bilen Rusya oturusu da Şivisariya'nın Cenve şehirde işğa aşırıldığan uçuruşuş harpısta çakırılışı nahayeti zor ehmiyetki igihken. Bunundan başka yine 12 yanvar NATO-Rusya keneş yığını ötküzüldüken. Bu yığın iki taraf oturusu da alaka ornatılışı da türütkülük rol oynaydıken. Bu iki yığından başka 13 yanvar Rusya, Ukrayna, Amerika ve Avrupa devletlerinin iştirak kılışı da Avrupa Bihaterlik ve Hemkarlık Teşkilatı yığını çakırılışı planlanmaktayken. Bunundan ilgiri Şimali Atlantik Ehdi Teşkilatı Başkatipi Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'yı karatkan herkandak şekildeki tacavuzçılıkının iğir bedelinin siyasi ve iktisadi akıvetler boludugallıkını bildirgen idi. Şundakla, Şimali Atlantik Ehdi Teşkilatı Eza devletlerinin Rusya'ya iktisadi ve pul muamele imbargoları ve siyasi çeklimlerini yolu koyduğallıkını itkan idi. Xitay virüsü yavayı hayvanlarga mı tehdit silişge başladı. Bütün dünya miqyası da milyonluğun kişilerinin ölümüge sebep olgan Xitay virüsü növette yavayı hayvanatlarga mı tehdit salmakta. Türkiye Avazı Radyosu'nun haberde itilişçe, ademlerden hayvanlarga yukuduğun Xitay virüsünün yavayı hayvanlarda bulup mu kiyikler arısı da tiz tarqılvatkallıqa məlum bolgan. Amerika'daki Ohio iştahatının bir tetkikatı da netçi yüzlügen kiyikten evrişke ilinip tekşürülgen bulup, tekşürüş neticesiyle asaslanganda kiyiklerinin 36% de Xitay virüsü baykalgan. Bir kısım tetkikatçılar kiyiklerge yukkan virüs yeni variant payda kılganda bunun insaniyet üçün xatar şekillendirdiğallıqını bildirişken. Bunundan ilgirme Ohio ve Pennsylvania üniversiteleri özlerinin tetkikatları da Xitay virüsünün ademlerden hayvanlarga yuqudugallıqını otturğa koygan idi. Hürmetli televizyon görüşler, şunaqlı bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki haberimizi görüşükçe eslerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şunaqlı program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytimen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.